Bugün tekrardan Hızlı Özet serisiyle karşınızdayım. Sonunda Benten serimiz bittiği için Hızlı Özet serilerinin yeni konusu Generator Rex olacak. Yani anlayacağınız üzere bu videoda sizlere Generator Rex'in 1. sezonunu elimden geldiğince keyifli bir şekilde sizlere anlatmaya çalışacağım. Ve hep birlikte keyifli dakikalar geçireceğiz. Ama videomuza geçmeden önce eğer Hızlı Özet serisinin devamını istiyorsanız ve Generator Rex'i de seviyorsanız bu videoyu en az 1000 like'a ulaştırırsanız fevkalade olur. 1000 like olduğunda videonun yeni bölümü gelir. Her şey size bağlı. Neyse artık lafı daha da fazla uzatmadan şimdi videomuza geçelim efendim. Generator Rex'in 1. sezonunun 1. bölümünde ilk sahnede çizgi dizinin hikayesinden bahsediliyor. Günün birinde dünya üstünde sebebi belli olmayan bir patlama yaşandı. Bu patlamanın ardından da dünyada Nanite adı verilen mikroskopik canlılar var olmaya başladı. Ve ardından bu mikroskopik canlıların insanlara temasının ardından devasa veya küçük veya normal boyutlarda artık boyutu ne olursa olsun insanlara zararlı değişik yaratıklar türemeye başladı. Bu canlılara da Evo'lar deniyordu. Tabi arada kendini kontrol edebilen ve yeteneklerini düzgün işlerde kullanabilen Evo'lar da var olabiliyordu. Onlardan biri de Generator Rex'in ta kendisiydi. Neyse sonraki sahnede şehirde terör isteyen devasa bir yaratığı alt etmek için kahramanımız Rex olay mahalline giriş yapıyor. Ve en nihayetinde o canavarı indirmeyi başarıyor. Sadece indirmekle de kalmayıp onu tedavi de ediyor. Tabii o bunları yaparken dizinin kötü adamı olan Van Clays'in kötü elemanları bizimkini izliyordu. Çünkü Van Clays'in bizimkinden çıkarı vardı büyük ihtimalle. Neyse sonrasında Providence'ın üstüne gidiyorlar. Ve orada birkaç muayenenin ardından Rex'in normal hayatından ufak kesitler görüyoruz. Rex'imizin bu arada evcil hayvanı olaraktan bir de maymunu vardı. Ama normal maymunlardan farklı olaraktan konuşabiliyordu. O. Adı da Bobo'ydu. İlerleyen sahnelerde Rex'imiz Providence'da fazlaca sıkılıp dışarı kaçıyor. Birkaç hergeleyle arkadaş falan oluyor. Ama daha sonra onların gerçekten de arkadaşı olmadığını fark ediyor. Tam o sırada da başka bir eleman gelip bizimkiyle arkadaş oluyor. Bizimki yeni arkadaşıyla konuşurken bir anda Van Clays'in adamları geldi ve bizimkileri bir portaldan geçirerek farklı bir yere götürdü. Sonra bizimkinin karşısına Van Clays çıktı tabii. Bak çocukcağızım sen çok önemli birisin. Harbiden özel bir çocuksun. Onun için gel de bizim takıma katıl. Bak sana ortalığı da bir göstereyim dedi. Bu sırada da Evo'ları yaratan o patlamanın yaşandığı andan da biraz bizlere bahsettiler. Ama bu arada Generator Rex'in hikayesini daha detaylı bir şekilde bilmek istiyorsanız, öğrenmek istiyorsanız kanalda Generator Rex'in baştan sona hikayesini anlattığım bir video var. Gidip onu da izleyebilirsiniz. Neyse sonrasında bizimki Van Clays'in kötü bir eleman olduğunu anladı ve oradan kaçmaya çalıştı. Ama fazla stres olduğu için güçlerinde sıkıntı yaşıyordu. Tam o sıralarda da Ajan 6 mekana giriş yaptı ve bizimkilere yardım etti. Ve hep birlikte de her ne kadar zor olsa da oradan kaçmayı başardılar ve Providence'a mıydı, Providence mıydı neyse oraya geri dönmeyi başardılar. Ama bölümün son sahnesinde Rex'in arkadaşı olan o elemanın aslında Beyaz Şövalye tarafından tutulan bir eleman olduğunu anladık. Ve bir anlığına şok yaşadık tabii. Ama daha sonrasında harbiden de arkadaş olacaklar yani onun için sıkıntı yok. Bir sonraki bölümde Meksika'ya benzeyen bir yerde tekrardan devasa bir Evo sorun çıkarmaya başladı. Bu sebepten de Rex'imiz ve Providence olay mahalline giriş yaptı. Providence o Evo'yu hemen öldürmeye çalıştı. Ama Rex de durun ben onu iyileştirebilirim dedi. Ve her ne kadar zor olsa da en nihayetinde Rex'imiz o Evo'yu da iyileştirdi ve topluma geri kazandırdı. Günlük işlerini hallettikten sonra kankasıyla birlikte akşam üstünde basket oynamaya gitti bizimki. Ama oyunu da fazla uzun sürmedi çünkü Providence tekrardan karşısına dikildi. Çünkü bu sefer harbiden büyük bir iş vardı başlarında. Tuhaf bir Evo meydana çıkmıştı ve insanları kontrol altına alıyordu. Ve kendine Evo ordusu yapıyordu. Bu sebepten de bizimkiler temkinli bir şekilde olay mahalline gitti. Ve o Evo ile savaşmaya başladılar. O Evo'ya dönüşen eleman da normalde eğitimli ve değerli bir adam olduğu için onu öldürmemeye çalışıyorlardı. Ve bu da fazlaca zor oluyordu. Ama yine en nihayetinde Rex'imiz imkansız olan şeyleri başardı. Ve o Evo canavarını tekrardan bir insana dönüştürdü. Bölümün sonunda da o elemanın kızı da bir yerde hapis miydi neydi onu da gidip kurtardı. O adamı da o kötü duruma sokan kişi aslında Van Clays'in ta kendisiydi. O sebepten de son sahnede bize Van Clays'i gösterdiler. Çünkü Rex Van Clays'in bu küçük planını bozduğu için Van Clays kuduruyordu. Sonraki bölümde Rex'imiz bir görev için tatil gibi bir mekana gitti. Hem de arkadaşıyla birlikte. Ve sahilde arkadaşlarıyla birlikte fazlaca eğlendi. Ama milleti voleybolda tokatlarken bir kızcağızla tanıştı. Ve bir anlığına ondan elektrik alır gibi oldu. Galiba bizimki çarpılmıştı. Çünkü aklından bir türlü o kızı çıkaramıyordu. Daha sonra tekrardan bu kızla yolları kesişti. Ve hadi birlikte bir gezelim azıcık dediler. Ve birlikte tatlı
tatlı ve keyifli dakikalar geçirdiler. Ama en nihayetinde kızı telefondan biri aradı. Ve bir anda ortalıktan kayboluverdi kızcağız. Ama sonraki sahnelerde anlıyoruz ki bu kızcağızın Van Clays'in adamlarıyla bir ilgisi, bir bağlantısı vardı. Daha da sonraki sahnelerde Rex tuhaf bir ses duyuyor sahilde. Ve acaba Nicky deyip incelemeye gidiyor. Ama gittiğinde gördüğü şey de tekrardan o kızdı. Hemen ardından da suyun içinden devasa bir Evo çıktı. Ve bizimkiler canavarla savaşmaya başladı. Bu sırada da hem kız Rex'in bir Evo olduğunu anladı hem de Rex de kızın bir Evo olduğunu anladı. Yani meğerse o kızcağız da bir Evo'ymuş. Ve ağzından çıkardığı tuhaf seslerle o Evo'ları kendine çekiyormuş. Çünkü Van Clays ona bu bölümde böyle bir görev vermişti. Bu kız Van Clays'in grubuna katılmaya çalışıyordu. Ve Van Clays de eğer böyle bir büyük canavar çağırıp da onu yenersen kendini kanıtlamış olursun. Ve bu şekilde de takımımıza girebilirsin dedi. İşte bu yüzden de kızcağız devasa yaratıklar çağırıyordu kendi dibine. Neyse ilerleyen sahnelerde o devasa yaratık tekrardan bizimkilerin başına bela olmaya başladı. Ardından mekana 6-6 da geldi. Ve gelen tek kişi o da değildi. Çünkü Van Clays'in adamları da gelmişti mekana. Böylelikle hep birlikte savaşmaya başladılar. O canavarı da yendiler. Ama kızcağız anlamadığım bir şekilde dangalakça davranıp Rex'i de bırakıp Van Clays'in elemanlarıyla birlikte oradan kaçıp gittiler. Bir diğer bölümde Dr. Holiday'in Providence üstündeki bahçenin içindeki başka bir kafesin içinde bir Evo'yu ziyaret ettiğini görüyoruz. Meğerse o Evo bizim doktorcuğumuzun kız kardeşiymiş. Bir gün gelir de buna bir tedavi bulabilirsem diye de kız kardeşini orada hapsetmiş. Neyse sonraki sahnelerde Janitor Rex'imiz dışarıdaki görevlerini bitirdikten sonra tekrardan Providence'a geri döndü. Hem de arkadaşıyla birlikte. Ona Providence'ın bahçesini gösterip hava atacaktı. Hava atma uğruna ve korkusuz olduğunu gösterme uğruna Providence'ın bahçesindeki Dr. Holiday'in kardeşinin bulunduğu kafesin kapılarını açtı. Ama o canavarın oradan kaçacağını düşünmemişti. Bu pervasız hareketi yüzünden de canavar tabii ki kaçtı ve ortalığın içini etmeye başladı. Bu yaratık fazlaca güçlü olduğu için neredeyse herkesi dümdüz etti. Bu bölümün ilerleyen sahnelerinde Rex'ciğimiz arkadaşı olan Noah'ın da aslında beyaz şövalyenin tuttuğu bir eleman olduğunu anladı. Ve bu yüzden fazlaca sinirlendi. Ve ona bir tane yumruk patlatmıştı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bölümün sonunda da canavarı indirmeye başardılar ve kafesine tekrardan geri tıktılar. Bunun ardından da beyaz şövalyeyi tehdit etti bizimki. Eğer bir daha bana böyle yalancıktan arkadaş falan bulursan seni olduğun yerde bile rahat ettirmem dedi. Bu şekilde de bu bölümde sonlandı. Arkadaşıyla biraz arası açıldı gibi olduydu ama sonralardan gene tekrardan can ciğer olacaklar. Bir bölümde tekrardan Rex şehirdeki korkutucu bir Evo ile savaşıyordu. Ama en nihayetinde Dr. Holiday'in onu fazlaca uyarmasına rağmen o Evo'nun içindeki tüm nanaytları kendine çekerek Evo'yu iyileştirdi. Ama uzun zamandır bunu yaptığı için ve nanaytlarını da başka bir yere boşaltmadığı için kendi içinde fazlaca nanayt yüklemesi oldu. Ve aşırıya kaçtı. Sebepten de orasından burasından hiç çıkmasını istemeyeceği şeyler çıkmaya başladı. Ve tabi Providence olay mahalline gelip Rex'ciğimizi aldı. Providence üstünde bizimkini tedavi etmeye çalışan Dr. Holiday hiçbir şey yapamadı. Bunun için daha kapsamlı bir şekilde çalışabilmek ve onu rahatlatabilmek adına kutuplara kurulmuş bir Providence üstüne gittiler. Orada meğerse Rex'in içindeki nanaytları boşaltmak için Rex'e özel bir üst kurmuşlardı. Bu sebepten de işte oraya gittiler. Ama Providence üstündeki o eleman biraz tuhaf davranıyordu ve sıkıntılı sıkıntılı işler yapıyordu. Suratına bir tane çakasım gelmişti. Sonraki sahnede de Van Clays'in elemanları tekrardan karşımıza çıktı. Ve bizimkiler kapıştı. Rex o Evo'larla dışarıda savaştıktan sonra onlardan kaçıp içeri girdi. Ama içeri girdiğinde ortalık karışmıştı. Ve sadece o mekanı yöneten o eleman vardı. Oğlum ne oldu burada? Niye buralar karıştı dedi. Makinede bir sorun var dedi o da. Bizimki tamir etmeye çalışırken o eleman bizimkini bayıltmaya çalıştı. Ama tabi Rex'ciğimiz bir Evo olduğu için ondan etkilenmedi. Ve senin ağzını burnunu kırarım nerede lan bizimkiler dedi. Hemen ardından da Dr. Holiday ve Ajan 6'yı meydana çıkardı. Ardından o eleman tekrardan ayaklandı ve tankın olduğu odaya girdi. O sırada Van Clays'in elemanları da odaya girmişti. Bizimkiler diğer odada kapışırken tankın yanındaki eleman da oğlum çekip gidin buradan yoksa patlatırım buraları bak dedi. Bizimkiler de tankı patlayacağını düşünüp kaçtılar. Meğerse eleman blöf yapmaya çalışmış. Ama blöf yaparken harbiden de gerçek oldu yaptığı şey. Ve tank patladı. Hemen bunun ardından tüm üst yıkıldı. Ama o molozların altından tankın yanındaki o eleman çıkıverdi. Ama bir insan olarak değil tabi. Tankın içindeki tüm o nanaytlar adamın içine girmişti. Ve bu eleman da devasa bir Evo'ya dönüştü. Bu sırada Van Clays'in elemanları da oradan kaçtı tabi. Bu sırada bizimkiler bu devasa Evo ile savaşmaya başladı. Ama oturma organlarından ter aksa da yani çok fazla zorlansalar da en nihayetinde indirdiler onu tabi. Hemen ardından Rex'i de tedavi ettiler ve bu bölümde bu şekilde sonlandı. Sonraki bölümde Evo bir balinanın ağzında Van Clays şehre geldi. Rex tabi bunu görünce ona
saldırmaya çalıştı. Ama sonrasında altı onu durdurdu. Çünkü meğerse Van Clays bu bölümde politik olaylar için gelmişti şehre. Yani herhalde bir tür politikacı falan olduğu için onu koruma altına almışlardı devlet tarafından. En azından bu bölümlük. O sebepten de bizimkiler ona zarar vermemeliydi. Ama bölümün ilerleyen sahnelerinde anlaşılıyor ki Van Clays sadece bir politika için gelmemişti oraya. Meğerse kendi yaşadığı mekandan, Abses'ten toprak getiriyordu bizim yaşadığımız şehrin altına. Yani çizgi filmdeki insanların yaşadığı şehrin altına. O topraklarda da fazlaca nanite olduğu için kendi memleketinin toprağını tüm şehre yaydığında insanların yaşadığı şehri de komple kontrol edebilecekti. Yani toprağı, otları, bitkileri, ağaçları, havayı, her şeyi kontrol edebilecekti. Ama tabii Rex'imiz bunun farkına vardı ve onu durdurabilmek için elinden geleni yaptı. Bu sırada tekrardan o hoşlandığı kızı da görmüştü. Yani arada sırada aşk acısı falan da çekti. Ama tüm bu zorluklara rağmen son sahnede Van Clays'a suratına bir tane yumruk patlattı. Harcadığı tüm çabalar sayesinde de bu bölümde de tekrardan Rex'imiz galip gelen oldu. Van Clays'ta oğlum geleceğim bak göstereceğim hepinize anasının örekesini dedi. Kaçtı gitti. Sonraki bölümde milletin evine onlara paketleri açtıklarında Ivo'ya dönüşecekleri kargolar gönderen bir eleman vardı. Daha sonra Providence Boyleman'ın adresini buldu. Meğerse o adrese Van Clays ve adamları da gidiyormuştu. Bu sebepten de beyaz şövalye Van Clays gidiyorsa sen de gideceksin oraya dedi ve bizimkileri oraya gönderdi. Bu yolculukta bizimkilerin karşısına bin bir türlü farklı Ivo ve canavar çıktı. Ama bu zorlukların üstesinden de gelmeyi başardılar. Mekana yaklaştıkça karşılarına tuhaf robotlar falan da çıkmaya başladı. Ama onları da indirdiler. Ama başlarına gelecek kötü olaylar bu kadarla kalmıyordu tabii. Çünkü hemen arkasından Van Clays ve elemanları da bizimkilerin karşısına çıktı. Ve kapışmaya başladılar. Ama hemen sonra Rex'ciğimiz gizli üstü bulmayı başardı. Ve güçlerini kullanarak kapılarını açtı ve içeri girdi. Ardından bir ihtiyarla karşılaştı içeride. İhtiyar Rex'i görüp Rex olduğunu anlayınca bir anda bizimkilere sarıldı. Adını falan da biliyordu. Rex ilk başta onu babası falan sandı ama sonradan babası olmadığını öğrendi tabii. Aslında o eleman Rex'in anası ve babasıyla birlikte aynı laboratuvarda çalıştıkları elemanlardan biriydi. Sonrasında bu eleman Rex'e geçmişte bu olayları nasıl patlak verdiğini falan anlattı biraz tabii. Sonrasında da bir anda bizimkinin koluna şırıngayı yapıştırıverdi. Rex'in içine farklı bir nanite enjekte etti. Hemen bunun arkasından da Van Clays meydana çıkıverdi. Sonra bizimkiler dövüşürken senin dedi ağzını yüzünü kırarım bak dedi Rex. Van Clays da asıl ben senin ağzını yüzünü kırarım dedi. Tam o anda ihtiyar Van Clays'in üstüne atladı ve oradaki bir makinenin enerji çekirdeğine yaklaştılar. O güç kaynağı da hem Van Clays'ı hem de o ihtiyar dedeyi yok etti. Sonra da mekan yıkılmaya başladı. Bizimki oradan kaçtı. Doktor Holiday'i, Altı'yı falan diğer Providence üyelerini de alıp hepsi birlikte gittiler oradan. Van Clays'ın adamları da mal gibi kaldı ortada. Çünkü liderleri vefat etti. En azından şu anlık. Bir sonraki bölümde Providence askerleri önemli bir göreve çıkmıştı. Ama bu görevleri sırasında yanlış hatırlamıyorsam Ukrayna'daki içi Ivo'larla dolu ve etrafı da enerji kalkanıyla birlikte kaplı olan yani devasa bir Ivo hapishanesinin içinde mahsur kaldılar. Hemen bunun ardından da o askerleri yardım etmek için Beyaz Şövalye Rex, Ajan 6 ve Bobo'yu oraya gönderdi. Bizimkiler mekana giriş yaptıktan sonra bin bir türlü zorlukla karşılaştılar ve bir sürü Ivo ile savaştılar. Ama en nihayetinde kaybolan askerleri bulmayı başardılar. Ardından hep birlikte kaçmak için plan yaptılar. Ama daha da sonrasında aslında bu tüm şehirdeki Ivo'ların hepsini kontrol eden başka bir tane Ivo olduğunu anladılar. Meğerse tek bir eleman tüm Ivo'ları kontrol ediyormuş. Sonrasında da işte oradan kaçmak için bizimkilere saldırdılar. Gemilerini çalmaya falan çalıştılar. Ama her ne kadar çabalasalar da Rex'e ve Ajan 6'nın karizmasına karşı gelemediler. Bizimkiler de oradan kaçtı. Onlar da orada kaldı. Bu bölümde bu şekilde bitti. Bir diğer bölümde Ajan 6 ve Rex'ciğimiz Hong Kong'daki bir Ivo olayını halletmek için oraya gitmişlerdi. Sonrasında Ajan 6 Rex bu Ivo'larla savaşmaya başladı. Ama hemen ardından Ivo'lar kaçmaya başladı. Bizim Rex de kendi aletlerini kullanıp onları takip etmeye başladı. Hemen ardından bu Ivo'lardan bir tanesi bizim Rex'i tanıdı. Meğerse Rex bu Ivo grubuyla birlikte geçmişte arkadaşmış. Hatta o elemanların geçmişte lideriymiş. Ve birlikte hırsızlık işlerine bulaşıyormuşlar. Ama Rex hafızasını kaybettiği için bunların hiçbirini hatırlamıyordu tabii. Neyse sonrasında bu Ivo'larla içli dışlı oluyor ve samimi arkadaş oluyorlar. Sonra bu elemanların asıl çalıştıkları patronu falan da görüyor. Ama Rex o patronu dinlemeyip şehirde istediği gibi takıldığı için patron fazlaca sinirleniyor. Ve ardından Rex'in hatırlamadığı geçmişindeki anıları patron ona gerisi geriye hatırlatıyor. Meğerse Rex geçmişinde biraz pislik bir eleman olduğu için para karşılığında kendi arkadaşlarını satacakmış. Yani onlara ihanet edecekmiş. Ve patron da bu bölümde Rex pek onu dinlemediği için bunları ifşa etti. Bu sebepten Rex'in arkadaşları onun yanından ayrıldı. Patron da hadi git buradan dedi. Senin bizim yanımızda işin yok dedi. Hain falan filan dedi. Ama bunlardan Rex'e tabii bu olayın peşini bırakmadı. Çünkü o eskiden olduğu pislik eleman değildi. Artık iyi bir herifti o. Rex tabii bu elemana fazlaca sinirlendi. Hemen ardından da bu elemanın mekanını bastı.
ve herkesi kevgire çevirdi. Yani hepsinin içinden geçti. En sonunda da büyük patronla yüzleşti. Sonra Rex'in arkadaşları patronun gerçek yüzünü gördü ve onun da kötü bir eleman olduğunu anladıkları için Rex'e yardım ettiler. Ve hep birlikte patronun içinden geçtiler. Sonra Providence geldi işte, taş kafayı tutukladılar falan. Tekrardan Rex de arkadaşlarıyla samimi oldu ve tekrardan normal hayatına geri döndü herkes. Bir diğer bölümde Bobo ve Rex gece vakti karınları acıktıkları için Providence'dan gizli gizli kaçmaya kalkıştılar. Ama tam karınlarını doyurmaya gidecekken Rex'in platonik aşkı olan o kızcağız aradı. Ve Rex, başımız dertte, burada bazı olaylar gelişti dedi. Tabi bizimki de durur mu? Sen çağırsan sevgilim uça uça gelirim der gibi gitti hemen. Ama giderken tabi Ajan 6 ve Doktor Holiday ile birlikte gittiler. Ve gittiklerinde gördüler ki, geçtiğimiz bölümlerde anlatmıştım, Van Clyde bir makine yüzünden ölmüştü. Ve Van Clyde öldüğü için de onun yönettiği o diyarda kendini salmıştı. Yani Van Clyde olmadığı için o bölge parçalarına ayrılıyordu adeta. Sonradan anladılar ki o olayı çözebilmek için tek çare Rex'in gücüyle birlikte bir aleti kullanıp Van Clyde'i tekrardan hayata döndürmekti. Tabi Rex buna karşı geldi ve mümkün olan tüm yolları deneyerek kendi başına bu belayı çözmeye çalıştı. Ama en nihayetinde tabi başarılı olamadığı için nalet olsun diyerekten Van Clyde'i tekrardan hayata döndürdü. Van Clyde hayata geri döndükten sonra tüm bölgeyi tekrardan eski haline geri döndürdü. Hemen bunun ardından Van Clyde tekrardan dangalak dangalak konuşmaya çalıştı ve bizimkini kendi takımına katmaya uğraştı. Tam anlaşma yapıp el sıkışacakları sırada Rex onun elini tuttuğu anda Van Clyde'in içindeki tüm nanatları emdi ve onu tekrardan bir insana dönüştürdü. Yani onu iyileştirdi. Van Clyde ölmeden önceki formunda iyileştirilemeyen bir Evo'ydu. Ama tekrardan hayata geri döndüğünde bazı farklılıklar olduğu için Rex artık onu iyileştirebiliyordu. Yani bu saatten sonra artık Van Clyde bir insandı. Tabi ilerleyen bölümlerde gene bazı çakallıklar yapacak ama hep birlikte göreceğiz tabi. Neyse işte bizimkiler onu insana dönüştürdükten ve onun elemanlarını da biraz dövdükten sonra oradan ayrıldılar ve Providence'a geri döndüler. Bir diğer bölümde yerini tespit edemedikleri bir Evo yüzünden neredeyse tüm dünyadaki insanlar ve tüm canlılar uyanamayacakları bir uykuya daldılar. Ama Doktor Holiday bazı aletlerin yardımıyla kendini mümkün olduğunca ayık tutmaya çalışıyordu. Rex de bir Evo olduğu için bu olaydan etkilenmiyordu. Ve bir diğer etkilenmeyen kişi ise Beyaz Şövalye'ydi. Çünkü onun oturduğu oda dışarıdan yalıtımlıydı. Yani onun odasına giren hava bile aslında yalıtılarak giriyordu oraya. Onun için aslında dışarıyla bir bağlantısı yoktu onun. Neyse, Rex sonrasında bu Evo'yu bulabilmek için bölüm boyunca uğraş gösterdi. Doktor Holiday de ona yardımcı olmaya çalıştı ama en nihayetinde uykuya yenildi ve düştü yani. Ardından bu yolda Rex'e yardım edebilecek tek bir kişi kalmıştı dünya üstünde. O da Beyaz Şövalye'ydi. Beyaz Şövalye kendine has tasarlattığı bir zırhı giyip dışarı çıktı. Ve Rex ile birlikte o Evo'yu bulmaya çalıştılar. Ardından da Evo'yu buldular. Beyaz Şövalye Evo'yu hemen yok etmenin, yani onu öldürmenin peşindeydi. Ama Rex de onu iyileştirmek istiyordu. Her ne kadar zor olsa da Rex'çiğimiz tekrardan bir yolunu buldu ve o Evo'yu iyileştirdi. Hemen ardından da tüm insanlar tekrardan hayata geri döndü. Bu bölümde bu şekilde sonlandı. Bir diğer bölümde Rex'in doğum günü vardı. Bu sebepten Providence'daki neredeyse herkes Rex'in doğum gününü kutlamak için hazırlanmıştı ve ardından da kutlamaya başladılar. Sonrasında bizim Ajan 6 bu durumu görünce derin düşüncelere daldı. Hemen ardından da Ajan 6 ve Beyaz Şövalye'nin geçmişini izlemeye başladık. Meğerse Beyaz Şövalye de eskiden normal insanlar gibi dışarıda yaşayabilen bir insanmış. Ve Ajan 6 ile birlikte ortakmışlar. Yani her göreve birlikte çıkıp iki kardeş gibi Evo'lara karşı göğüs göğüze çarpışıyormuşlar. Ama sonrasında şehirde dev bir Evo robotun terör üstlendiğinin haberini aldılar. Ve hemen olay mahalline gittiler. Ajan 6 bir şekilde o robotu indirmeyi başardı. Ama robot patlayıp düştüğünde tam patlamanın merkezinde bizim Rex ortaya çıktı. Yani anlayacağınız üzere Rex aslında o robotun ta kendisiydi. Ama robotu patladığı anda hafızası da silinmişti. Tabii sonra Ajan 6 onun savaş alanında olan bir çocuk olarak gördüğü için yanında götürmeye başladı korumak adına. Sonrasında da karşılarına bir Evo çıktı. Rex bir anda Evo'ya elini uzatıp Evo'yu iyileştirdi. Tabii bunu da Ajan 6'nın gözü önünde yaptı. Bunu gördüğünde Ajan 6 gözlerine inanamadı. Çünkü böyle bir şeyi daha önce görmemişti. Rex'in bir umut olabileceğini düşündü. Ardından onu Providence'a götürdü ve bu savaşta onlara bir umut verebileceği için onu bir asker gibi yetiştirmeye başladılar. Ama Beyaz Şövalye bu duruma karşıydı aslında. Rex bir Evo'ydu özünde. Beyaz Şövalye de tüm Evo'lara karşı biriydi. Bu sebepten Evo'ların nenahatlerini temizleyen, yani aslında onları yok eden
Ben bir makinenin içine soktu Rex'i. Beyaz şövalye hem de Ajan 6'nın haberi bile olmadan. Ama sonrasında Ajan 6 bunu gördüğünde ne yapıyorsun dostum sen böyle dedi. O da dostumun yapamadığı şeyi yapıyorum dedi. Ve sonrasında aralarında dövüş başladı. Ajan 6 Rex'i kurtarmaya çalışıyordu. Şövalye ise yok etmeye. Dövüşün en nihayetinde Beyaz şövalye o makinenin içine girdi. Ajan 6 ile birlikte. Ajan 6 hemen makinenin dışına çıktı. Doktor Holiday de bir robot kolu sayesinde Rex'i de çıkardı oradan. Ama tam o anda makinenin kapıları kapandı ve kilitlendi. Beyaz şövalye de kapalı kaldı orada. Ardından makine çalıştı. Ama en sonunda Beyaz şövalye ölmedi. Sadece biraz çamaşır suyuna batırılmış gibi oldu. Ve vücudundaki tüm nanaytlar da silindi. Yani dünyada yaşayan en saf varlık artık Beyaz şövalyeydi. İşte bunun ardından da Beyaz şövalye dizide her bölümde gördüğümüz o tek başına yaşadığı odanın içinde yaşamaya mahkum oldu. Kendi dangalaklıkları yüzünden tabii. Geldik sezon finali bölümüne. Bu bölümde tekrardan Van Clay's'i görüyoruz. Meğerse bu çakal herif bir şekilde tekrardan Evo'ya dönüşmeyi başarmıştı. Sonrasında da bu sahnede diğer Evo kankalarıyla birlikte nalet nalet planlar kuruyordu. Sonraki sahnelerde Rex'in, Ajan 6'nın Dr. Holiday'in ve Rex'in arkadaşı Noah'ın olduğu bir uçağa Van Clay's adamlarıyla birlikte ve koca bir uçan balina ile birlikte saldırmaya başladı. Tabii bizimkiler de onlarla savaşmaya başladı. Ardından Van Clay's Rex'i bir şekilde yakaladı ve tüm nenaytlarını ondan geri çekti. Yani Rex'i kısmen normal bir insana dönüştürdü. Bunu yaptıktan sonra da Rex'i uçaktan aşağı attılar. Tabii Ajan 6 da onu kurtardı. Daha sonra Rex'i Providence üstüne götürdüler. Dr. Holiday'in yaptığı bir tarama sonucunda Rex'in içinde hala bir tane nanite olduğunu anladılar. Denetleyici bir nanite'ti bu. Bu nanite sayesinde tekrardan güçlerini geri kazanabilecekti. Bu sebepten eskiden nanite'larını boşalttığı bir tankın olduğu farklı bir yerdeki bir Providence üstüne gittiler. Amaçları o tanktaki nanite'lardan kendini enjekte etmekti ve içindeki o denetleyici nanite'in de bu nanite'ları denetleyip tekrardan onun güçlerini geri kazandırmasıydı amaç. Ama bunu yapmaya çalıştıklarında oraya Van Clay's ve elemanları da geldi onlara engel olmak için. Ve aralarında büyük bir savaş gerçekleşti. Diğer Providence ajanları Van Clay's ve adamlarını oyaladığı sırada bizimkiler de içeride bir şekilde yapmak istediklerini yaptılar. Ve Rex en sonunda tekrardan güçlerini geri kazandı. Ama bu sefer farklı aletlerle. Yani artık farklı aletler falan da tasarlayabiliyordu. Yani bu şekilde daha güçlü olarak geri döndü. Hemen sonrasında da hemen Van Clay's'in ağzını burnunu kırmaya başladı. Ama tabii korkak Van Clay's Rex'in bu gücünü görünce olay mahallinden kaçtı. Rex her ne kadar onu yakalamaya çalışsa da yakalayamadı. Van Clay's gittikten sonra da Van Clay's'in yarattığı tüm karmaşayı da düzelttiler. Bu bölümde bu şekilde sonlandı. Neyse tekrar bir bölüm sonuna daha geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Hızlı özet serilerinin devamını istiyorsanız, videonun başında da söylediğim gibi bu videoya en az 1000 like gelirse fevkalade olur. Ve eğer bu tarz videoları seviyorsanız, daha da fazlasını görmek istiyorsanız, kanala abone değilseniz abone olmanızı tavsiye ederim. Artık lafı daha da fazla uzatmayayım. Bir dahaki içerikleri görüşmek üzere. Hoşça kalın.